Ne oldu bana böyle? Küçük bir panik atak geçirmişsin. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım. Çok mu üzerine geliyorlar? Yenisin ya. Koğuşunda bir sıkıntın varsa müdüriyete şikayetçi olabilirsin. Şikayetim yok. Kimseden şikayetçi değilim. Peki. O zaman şimdi biraz daha istirahat et. Daha sonra koğuşuna dönersin. Tamam. Bana bulaşma. Bana sakın bir daha bulaşma. Duyduğuma göre bu ara şirkete pek uğramıyor musun Ferit? Doğru mu? Evet anne, doğru. Bu aralar biraz yoğunum. Daha önemli işlerim var da. Ailenden, şirketimizden daha önemli ne işin olabilir? Özel hayatım. Senin bir özel hayatın yoktu Ferit. Yalanlarla örülü bir hayatın vardı ve sona erdi. Artık aslına, özüne dön lütfen. O karım diye getirdiğin yalancı kızın da bir an önce İstanbul'a naklini iste ve gönder buradan. Ve hepimiz için tertemiz bir sayfaya başla. Öyle bir şey yapmayacağım anne. Bak şimdi senden bir ricam var. Lütfen Allah rızası için şu sofrada ağız tadıyla bir yemek yiyelim. Lütfen anneciğim, lütfen. Ağız tadıyla yemek yemek istiyorsan önce ağzından çıkanları kulağın duysun. Oldu. Afiyet olsun. Annene saygısızlık etmeyeceksin. Ferit, Ferit. Anne. Ya güzelce şu yemeğimizi yesek. Ondan sonra konuşsanız olmaz mı? Ha? Anne. Bundan sonra hiçbir şey senin istediğin ve buyurduğun gibi olmayacak. Bunu kabullensen iyi edersin. Sen ne idüğü belirsiz. O yalancı kız için mi? Anne. Bak ayıp ediyorsun, yapma. Ayşe hakkında böyle konuşamazsın. Niye ha? Niye? Niye? Nişanlı olduğunu bile senden saklayan, bu da yetmezmiş gibi devraldığın kafenin üzerine çöreklenen, sahip olduğun serveti elde etmek için her türlü yalanı uyduran bir kızı mı koruyorsun sen bana karşı? Ha? Hayır anne, hayır. Ben sadece kendi seçimlerimin bedelini ödemek istiyorum. Ben inandığım yolda gidebilmek için hayatıma sahip çıkmaya çalışıyorum anne. Sen böyle mi sahip çıkıyorsun hayatına? Anneni yok sayarak, hiçe sayarak. Ha? Öyle mi Ferit? Senin hayatın biziz. Ailen. Bu topraklar. Şirketin. İtibarımız. Bu kadar. O yüzden o kadından bir an önce boşanacaksın. Vay be. Boşanmazsam ne olur anne? Ne yaparsın? Beni iyi tanırsın Ferit. Ferit diye bir oğlum yok derim. Bağrıma taş basarım. Sana bir hafta mühlet. Bu süre içerisinde her şeyi halledeceksin. Ama hakikaten yeter ya. Anne bir sakin olur musun? Ferit oğlum sen de her şeye cevap verme. Bir sus. Niye susayım ya? Niye ben susuyorum abi? Allah Allah. Benim hayatım, benim kararım, benim seçimlerim. Ben niye susuyorum? Sen beni silmek mi istiyorsun anne? Buyur sil. Nasıl istiyorsan öyle olsun.
Eyvallah. Ferit, haddini bil. Bize bir yalan söyledin. O kızı karım diye getirdin. Kandırdın. Her şeyi yaptın. Evet dedik. Sesimizi çıkarmadık. Ama yeter. Yeter artık. Yeter. Ben bundan sonra haddimi aşmaya karar verdim anne. Senin bize had bildirme tutkun yüzünden geldiğimiz hale bak. Bak şurada sofraya oturuyoruz. Ağız tadıyla bir yemek yiyemiyoruz. Herkes mutsuz. Herkesin suratı asık. Sen bu evi bize hapishaneye çevirdin anne. Hapishaneye, hapishaneye. Şurada bize had bildirmek için, sınır çizmek için bizi soktuğun duruma bak. Ya sen böyle bir anne olmasaydın, sen bize bunları yapmasaydın... ...ben belki oyun oynamak zorunda kalmayacaktım anne. Yapma bunu bize, lütfen yapma. Her şeyin suçlusu benim. Öyle mi oğlum? Hayır anne, senin suçun değil, benim seçim. Benim. O yüzden sen nefesini boşuna harcama, yorma kendini. Yapma bunu, sana da yapma, bize de yapma, kimseye yapma. Bak, ben Ayşe'yi cezaevinden çıkarmak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Sen eğer benim yoluma taş koymaya kalkarsan, evlatlıktan reddetmene gerek kalmaz. İyi akşamlar Sancakzade ailesi. Ben yanlış zamanda geldim galiba. Gerçi ben Adnan amca görecektim. Neyse. Su. Anne su gel otur su. Ne var su ister misin? Nereye lan? Nereye lan? Nereye? Ha? Oğlum. Bak ben bu kadına dedim ki benim kardeşim namusludur dedim, gururludur dedim. O kızın peşine gitmez dedim. Ne yapıyorsun oğlum sen? Sen tutmuş bir de diyorsun ki ben o kızı kurtaracağım. Yok ya! Dedim abi dedim. Dedim kurtaracağım çünkü. Yardım edeceğim ona. Yalan mı söyleseydim anneme he? Onu mu duymak istiyorsunuz? Boşu boşuna cezaevine girdiyse benim gönlüm razı olmaz. Tamam mı? Ananı üzmeye gönlün razı ama he? Ya beni bir rahat bıraksın üzülmeyecek zaten. Beni bir rahat bırakın yeter be. Ya oğlum bir defa da şu kadının huyuna git lan. Bir defa lan bir defa. Ölür müsün oğlum? Oğlum bak bu kadın artık kaldıramıyor. Kaldıramıyor ne yapsın? İçine atsın hasta mı olsun? He? Ben sana ne dedim? Bak benim anam benim için kıymetlidir dedim. Onu üzersen ben de seni üzerim dedim. Bozuşuruz dedim. Ulan burama kadar geldi be. Yeter artık yeter. Herkes bana nasihat veriyor. Yeter be. Yeter be. Yeter be. Allah Allah. Bozuşacaksak da bozuşalım. Ne olursa olsun. Bak yemin ediyorum bir tane çakarım ağzının ortasına. Çak. Çak hadi çak. Çak rahatla. Bir de sen vur kardeşine. Vur rahatla vur. Ulan ne güzel dünya be. Herkes gelmiş beni hizaya sokmaya çalışıyor ama kimsenin kendine baktığı yok. Oğlum bak. Farkında olmadan uçuruma yuvarlanıyorsun. Kendine çeki düzen ver. Yoksa ben düzeltirim seni. Anladın? ATV'de.